online satış mağazası Beard Market ve Chico TV Avustralya Türk Kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 27 Ağustos Cuma. Shepparton COVID-19 salgınıyla boğuşuyor. SBC personeli ev karantinasında. Kırsal Victoria COVID-19 salgınıyla boğuşurken Shepparton'ın en büyük iş yerinin tüm personelinin neredeyse yarısı ev izolasyonuna alındı. İş yeri yöneticisi Hüseyin Rifai'nin Shepparton fabrikasındaki çalışanlarının %48'inin Victoria merkezindeki COVID-19 Delta varyantının patlak vermesinin ardından tecrit edildiğini belirtti. Sadece 2 hafta önce Rifai, Milli Meyve Üreticisi şirketin 500 personelinin tamamının Kasım ayı sonuna kadar tam olarak aşılanmasını isteyerek bu durumun meydana gelmesini önlemek adına aşıyı zorunlu kılmıştı. Rifai, aşıyı zorunlu kılmamın nedeni tam olarak bu. New South Wales'deki küçük kasabalarda yayılan Delta varyantını gözlemlerken bunun olabileceğini biliyorduk ifadelerini kullandı. Qantas 1,7 milyar dolarlık zarara rağmen uluslararası uçuşları yeniden başlatmayı planlıyor. Qantas, mali yıl için vergi sonrası zararının 1,7 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından Noel öncesi uluslararası seyahatleri yeniden başlatmayı planlıyor. Bu kayıp, bir yıl boyunca kapalı kalan uluslararası sınırların ve 330 günden fazla süren yurt içi seyahat kısıtlamalarının havayolu üzerindeki etkisini gösteriyor. Açıkçası iş koşulları berbattı, ifadelerini kullanan Qantas CEO'su Alan Joyce, zorlu ticaret koşullarına rağmen daha yüksek aşılama oranlarına ulaşıldığında Qantas'ın iç ve bazı uluslararası uçuşlara devam etmeyi planladığını açıkladı. Joyce ayrıca, uluslararası sınırlarımızın tam olarak nasıl ve ne zaman yeniden açılacağı hükümete bağlı. Ancak Avustralya, ulusal kabine tarafından yıl sonuna kadar kabul edilen %80 aşılama oranına ulaşma yolunda ilerlerken, bu hedefe ulaşılması halinde her şeye yeniden başlama sürecini önceden planlamamız gerekiyor ifadelerini kullandı. 12-15 yaş arası çocuklar için de Pfizer imkanı mevcut olacak. Okul öğrencilerine aşılama hazırlıkları kapsamında 12 yaş ve üstü çocuklar da yakın bir süre içinde artık COVID-19 aşısı vurulabilecekler. Başbakan Scott Morrison dün Avustralya'da 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar aşılanacak. Bugünün ilerleyen saatlerinde özellikle COVID meseleleriyle ilgili olarak toplanan kabinenin Ulusal Güvenlik Komitesi bu planı değerlendirecek. Sadece bir haftada 1.8 milyon doz uygulayabildiğimizde o zaman bununla paralel bir şekilde 1.2 milyon doz aşıyı 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara uygulayarak ulaşmamız gereken seviyeye gelebiliriz. Bu aşılama programının kapasitesi dahilinde kesinlikle iyi bir sonuç olur açıklamasını yaptı. Avustralya'nın aşılarla ilgili teknik danışma grubu son önerisini yakın bir süre içinde açıklamaya hazırlanıyor. Başbakanın işaret ettiği bir başka duyuru, Cuma günkü ulusal kabine toplantısının ardından yapılacak. Andrews, COVID vakalarında sıfırı hedeflemenin anlamsız olduğunu söyledi. Aşı önceliğimiz. Agresif baskılama yönteminin Delta varyantı için uygun olmadığının anlaşılmasının ardından Victoria Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin uzunca bir süre güzel günler göremeyeceğini kabul etti. Perşembe günü 80 yeni COVID-19 vakası açıklandıktan sonra Andrews, hükümetin sıfır vakaya takıntılı olduğu iddialarına yanıt vererek virüsün çok değiştiğini, bu sebeple böyle bir iddianın anlamsız olduğunu belirtti. Sağlık Müsteşarı Brett Sutton ise Victoria'nın virüsle mücadelede agresif bir bastırma stratejisi olduğunu ancak Delta varyantının bu yöntemle durdurulamayacağını söylerken yine de bu virüsün yayılmasına izin vermeyeceğiz, binlerce vaka olmasına müsaade etmeyeceğiz açıklamasında bulundu. Avustralya, Kabil tahliye tavsiyesini tersine çevirdi. Havaalanına seyahat etmeyin. Avustralya hükümeti, Kabil Havaalanı'nda olası terör saldırılarına ilişkin endişeler nedeniyle Afganistan'dan tahliye etmeye çalıştığı vatandaşlarına ve vize sahiplerine Kabil Uluslararası Havalimanı'na seyahat etmeyin şeklinde yeni bir uyarı yayınladı. Konuya ilişkin Perşembe sabahı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Maurice Payne, havaalanındaki durumun giderek daha tehlikeli hale geldiğini söyledi.
Kane gazetecilere verdiği demeçte, "Açık seyahat tavsiyemiz artık Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'na seyahat etmeyin ve havalimanı bölgesindeyseniz güvenli bir yere gidin ve daha fazla tavsiye bekleyin" ifadelerini kullandı. Güncel döviz kuru ise şöyle: 1 Avustralya doları 73 Amerikan sentinden, 6 lira 9 kuruştan ve 62 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 12, Sydney 20, Melbourne 15, Adelaide 18, Brisbane 24, Perth 17, Darwin 34, Hobart 12 derece olması bekleniyor. İzlediğiniz haberler hakkında daha fazla detayı Avustralya Postası web sayfamızda bulabilirsiniz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@avustralyapostasi.com.au